Bir hafta içinde 20 çocuğun Yunanistan'da olması lazım. Liman hazır, gemi hazır, alacaklılar hazır. Bu işi batırırsanız sizi denizin dibine gömerim. Adamın biri elini kolunu sallayarak geliyor. 5 tane bostan korkuluğunu pert ediyor, çocukları alıyor. Niye? Çünkü Doğan işi ayarlayamadığı için alelacele biz yapıyoruz ve tufaya düşüyoruz. Ama bunun hesabını verecek. Bana kesilen ceza neyse razıyım diyor abi. Kim? Doğan. Doğan mı geldi? Yok abi, Sefer geldi. Kıyas. Taksit taksit konuşma, adam gibi anlat. Sefer geldi. Doğan demiş ki Nizam Bey'in emrindeyim. Bu son işten bir cezam varsa ona da razıyım demiş. Enteresan. Ay artist. Esra da eve dönmüş abi. Doğan'dan önce onu bulun getirin dedim değil mi size? Kapının önünde yataydın, alıp geleydin. Akıl edemedim abi. Senin akıl etmek gibi bir lüksün var mı Kıyas? Akıl etmek lüks mü abi? Senin için lüks. Uyandırdın mı? Gidiyor musun? Ay, kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm. Başka zaman yaparız. Toplantım var. Günaydın abi. Günaydın. Yenge nasıl? Korkmuş Sefer, çok korkmuş. Gözünüzü dört açın. Evin önünde fren yapan araç bile istemiyorum. Eyvallah abi. Dışarı çıkmak isterse? Evden ayrılmayacak. Diretirse Doğan abi aynen böyle söyledi dersin. Tamam. Bir şey daha var. Havaalanı ve bütün sınırları kontrol et. Hele Türkiye'den çıkmış mı öğren. Nereye gidiyoruz abi? Miran'ın ofisine. Tanıyor musun bu adamları? Milli savunma hamlesine gönül vermiş iki romantik. Tuğgeneral Kudret Tunç ve mühendis Yavuz Yıldırım. 20 yıl önce toprak oldu ikisi de. Türk milletini küçümseme Nizam. 16 kere bitti denmiş. Bak 17. dünyaya kafa tutuyor. Devlet bu iki adamın temellerini attığı Yıldırım projesini raftan indirdi. Hiçbir zaman rafa kaldırılmadı o iş. Ne biliyorsun? Anlat. Kozmik Oda operasyonunda benim görevim Yıldırım listelerini ele geçirmekti. Hiçbir şey bulamadım. Muhtemelen giremediğimiz iki odadan birinde saklıyorlardı. Büyük patronlar işin peşini bırakmadı. 15 Temmuz'da her şey ters gitse bile Yıldırım projesi operasyonu mutlaka yapılacaktı. İş, kainat imamının kriptosu Kopanlı Paşa'ya verildi. Kim o adam? Tüm General Hilmi Kopanlı. Fettah Dağhak'ın en eski, en kıymetli talebelerinden biri.
16 Temmuz'da Yıldırım Projesi dosyalarını ele geçirip Amerika'ya gönderecekti. O gece her şey gibi bu plan da ters gitti. Kopanlı Hilmi proje dosyalarıyla ortadan kayboldu. İhaneti ortaya çıktı. Medyada Mürtet ismiyle biliniyor. Yurt dışına mı kaçtı yoksa öldü mü bilmiyoruz. O geceden sonra projenin izini kaybettik. Sen söyledin. Devlet hiç rafa kaldırmamış. Çılgın Türkler işte. Bitmediler arkadaş. Vurduk vurduk bitmediler. Peki. Şimdi tetikleyen kimmiş? Onu öğrenmek sizin işiniz. Bizim?